Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıflarını misala ötgen bana cümlede sünnet ve hadisinin farkı doğrusu da sohbet kıyanıdır. Şunu devam ettirip koyamak. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunun uzlarına tegişli şekil şemailleri evsaf. Yani sıfatları değillerdi. Mesela Hazreti Anas radıyallahu anhu dediler ki Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne kök uzun kamatlik ve ne paskadlik belki orta boylik kamatları nihayette mevzun bir zat ediler. Renkleri nihayette ak ve ne tok buğday rengiydi. Belki ak kızıllık içirilgen melahatlik 14 keçelik ay kebe nurlik ediler. Mübarek saçları ve nihayette burulgen ve ne gayette yazılgen idi. İki onun ortası değildi. Belki orta bir halde uzlarına yerleşken idi. Hazreti İmam Hasan radıyallahu anh'u tağaları Hind ibn Abi haladan rivayet kılıp ederler ki mübarek dişleri meyde ve yaltırıp dururken idi. Aldığımdaki dişleri birbirinden alâhıda görünür idi. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh'a ederler ki Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı taraflardaki dişleri ikisi nihayette yaltırıp durardı. Kaçan söz kılsalar dişlerinin arasından nur gibi bir nesle çıkıp namayan bulardı. Hazreti Cabir radıyallahu anh'dan rivayet ben aydın bir keçede Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni gördüm ki başlarında kızıl libas cevrası var idi. Ben gaha Cenab-ı Peygamberimiz aleyhisselam'a bakardım, gaha ayga bakardım. Baka şu neticeye yettim ki Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem husunda cemalda nurdan o, yani nurda aydan ziyade ve artıkdırlar degan xulosaga keldim. Bu sıfatlarning hammasi hadis hisoblanadi. Endi sünnetning ma'nosi nima? Sünnetning lug'aviy ma'nosi tariq, at-tariq ya'ni yo'l degani. Yo'l. Bu lafz Kur'an'da hem, hadislerde hem kelgen ve fikhte hem vardır. Üçele yerde manaları başka başkadır. Kur'an'da kelgen sünnet, hadiste kelgen sünnet. Kur'an'da keladi ki, Estaizubillah, وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا صَدَقَ اللّٰهُ رَضِيًا. Siz Allah'ın sünneti, kanunu da asla özgertiş topmazsız. Hadisteki yani teraktu fikum emrayni. Ben sizlerle iki nerseni kaldırıp getiyip ben. Lan tazillu ma temesseknum bihime. Vakti ki siz iki onu üçlüseniz herkes gümrah bulmaysızlar. Bu iki nerse deme. Kitab Allah ve sünneti. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim, yolum, tarikimdir dediler. Fikhte hem, sünnet-i muakkede, sünnet-i gayr-i muakkede diye istilah var. Kullas Kur'an, hadis ve fikhte, üçü de hem bir lafz işletilgen, sünnet degen lafz işletilgen, lakin her kayısı biri de manaları başka başka. Fiqhdagi sünnet vacibden pastroq, mandubdan yukarı bo'lgan hükümlerinin bir derecesi. Sünnetin derecesi ne diyor?
مَا كَانَ فِي مَشْرُعِيَّتِهِ دُونَ الْوَاجِبِ وَفَوْقَ الْمَنْدُوبِ Yani vacipten koyu, mandıptan yukarı bulgen şer'i amel sünnendi ve telaydı. Fukahalarımız bunu iki kısımda bulgenler. Sünnet-i muakkede ve sünnet-i gayr-i muakkede. Takitlenen sünnet, takitlenmeyen sünnet. Kur'an-ı Kerim'deki sünnetin manası alemdeki nerselerge örnetip koyulgen salahiyetlerinin arkasından müsebbibatlarının payda buluşudur. Bunun tafsirini bana Hazreti Şah Veliyullah Hüccetullah Balığı eseri de bayan kılgen ve bu mükemmel babını çünkü ecretken. Onun hülasası şu ki Allah Teala sebeplerge salahiyetini cahilem koygen. Buna varın sebeplerden müsebbibatlar payda buluşudur. Ve ne şu Allah'ın sünnetidir. Mesela hurmanın denegini ihsengiz has bir kısmından nihal çıkardı. Has bir kısmından gül çıkardı. Has bir kısmından meyve çıkardı. Meneşi ilahi sünnettir. Herkes siz hurma denegini ekip buğday undurup alamayız. Buğday çıkmaydı o hurma denegini. Lakin Allah Teala'nın Allah Teala salahiyetlerine şunu da yapalım, cöylep koyuyor. Siz almanın denegini ekseniz alma derahtı payda olur. Bu Allah Teala'nın sünnetidir. Sünnet ise özgürlüğüdür. Sünnet ilahi kanuniyet. Yani Allah'ın ebedi kanuniyeti manasında hem kelime. Estağfirullah ve len tecide li sünnetillahi tebdile. Sadakallahul azim. Siz herkes Allah'ın sünneti de kanuniyeti de özgürlük tapmazsınız. Allah Teala kaysı derslerine ne mani cahile koygan olsa üşe cahile koygan salahiyeti işgilerde diken. Bir kişi savun verir. Eğer Allah Teala utke küldürüş salahiyeti verip koygan olsa lakin ut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da neye küldürmedi? Ut küldürüş salahiyeti vardı onda. Cevap şu ki, bu adattan teşkari iş. Allah Teala sebepler salahiyatını tezkerisini hem kılıçlıkla kadir zat. Çünkü sebepler sebeptir. İlah yemezdir. Fakat sebep olaz. İlah yemezdir. Allah bunu bildiriş ve Allah'ın yukarı ikenini hem de sebeplerini yügeni Allah Teala'nın kudreti kudreti ikkerliğini engletişi için şunu da yıkıldı. Biz gel bir yandan deme bu ibret. Allah kaçan haklese sebep payda olaydı. Kaçan haklemese ot hem yandırmaydı. Kullas Allah Teala kainattaki nerselerde salahiyatlarını amana cahile koygen ve uşa salahiyatlar bilen müsebbibatlar vücut kekeledi. Ben de şunun namı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sünneti deyip eteledi. Hadiste sünnetin manası At-tariqatul meslukatu fiddin. Müslümanlar yürüdüken dini yoldur diken. Hadiste sünnetin manası Müslümanlar yürüdürgen dini yoldur. Kur'an-ı Kerim'de geledi. Estağfirullah. Kul hadihi sebili ed'u ilallahi. Sadakallahu aleyhi. Allah Teala'yı dedi ki eydin.
Mana bu mening yo'limdir. Men insonlarni Allohga da'vat qiluvchiman. Sura Yusufda kelyapti. Mening yo'lim, ya'ni sevgili payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llari, shuning uchun hadislarda sunnat degan lafz keladi. Bu hadislar haqida hali qo'yida so'z yuritamiz. Nasx shariatlarda bo'ladi, dinda bo'lmaydi. Nasx shariatlarda bo'ladi. Keyingi kelgan shariat o'zidan avvalgi shariatni mansux, ya'ni bekor qiladi. Lekin barcha payg'ambarlarning dini Odam alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomgacha bir bo'lgan. Chunki din aqidalarning nomidir. Aqidalar esa hargiz o'zgarmaydi. Odam alayhissalomdan boshlab toshu bugungacha aqida o'zgarmaydi. Masalan, Alloh taolo birdir. Ikkita, uchta bo'lib qolmaydi. Alloh taolo birdir. Alloh kamol sifatlari bilan sifatlangandir. Alloh nuqsonlardan pokdir. Bu e'tiqodlarda o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Aslo mumkin emas. Farishtalar haqiqiy mahluqdir. Qiyomat keluvchidir. O'lgandan keyin qayta tirilish haqdir. Bular hammasi aqida, aqidalardir. Bularda hargiz o'zgarish bo'lmaydi. Qur'onda keladi, muborada astagfirullah, inna dinna indallohil islom, sadaqallohu alazim. Shubhasiz Alloh huzurida haq din islomdir. Islom keng ma'noda Allohga va uning, ya'ni undan kelgan narsalarga iymon keltirib, qaytsiz, shartsiz taslim bo'lmoq. Bu ma'noda barcha ilohiy dindan islom edi. Shunday bo'lsa-da, hammasining asl o'ziga xosligi o'zgarishga uchragan. Shu sababli Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam keltirgan islom dini barcha dinlarning eng mukammali va Alloh taolo yuborgan eng so'nggi tavhid dinidir. Islom dini o'z ichiga olgan iymon, ibodat, axloq, muomalat va jazo hukmlari bilan bir butundir. Islomda tamal asarining barchasi Alloh tomonidan qo'yilgan. Odam alayhissalomdan Xotamun Nabiyin sallallohu alayhi va sallamgacha din mohiyati bir bo'lgan. Va mana shu din hamesha nozil bo'lib kelgan. Shu dinda yuriladi va shu dinda oxiriga, ya'ni oxirat, shu dinni oxiratga olib boriladi. Lekin shariatlarda muxtalif xilma-xillik bo'lgan. Chunki unda qavmlarning holatiga rioya qilingan. Masalan, Odam alayhissalom shariatlarida singilga uylanish joiz bo'lgan. Chunki u vaqtda ayollar yo'q edi. Ayol zoti bo'lmagan. Agar singilga uylanish joiz bo'lmaganida insoniy naslga qanday, ya'ni naslni qanday qoldirish mumkin bo'lar edi. Ayollar ko'paydi endi. Shunda Nuh alayhissalomning shariatlarida singilga uylanish man qilindi. Albatta bu Alloh taolo tomonidan joriy qilindi. Shariatlarda zamona va odamlarning holatlari rioya qilinadi. Shuning uchun shariatlarda nasx bo'ladi. Odam alayhissalomning shariatlari Nuh alayhissalom shariatlari bilan mansub bo'ldi. Bekor qilindi. Ya'ni Odam alayhissalomga tushirilgan buyruq, qaytariqlar hammasi bekor bo'ldi. Nuh alayhissalomga tushirilgan shariat bo'yicha ibodat qilinadi. Chunki Odam alayhissalomning shariatlari mansux qilindi, dinlari emas. Keyin Nuh alayhissalomning shariatlari Ibrohim alayhissalomga nozil bo'lgan shariat tufayli mansux bo'ldi. Bekor qilindi.
İbrahim aleyhisselamdaki Musa aleyhisselamga tushirilgan şeriat bilan mansub bo'ldi. Oxirida bizning sevgili payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushirilgan şeriat bilan barcha o'zlaridan oldingi şeriatlarning hukmlari bekor qilindi. Şeriatın içinde ham nasb bo'ladi. Şeriatın içinde ham nasb bo'ladi, yani avval bir hukm keladi, so'ng u hukm o'zgaradi va boshqa hukm keladi. Bunda nasb bizning shariatimizda ham bo'ladi. Bu silsilada Qur'oni Karimning oyati bor. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti: "Astag'izu billah ma nansax min ayatin aw nusiha nati bi khayrin minha wa misliha." Ya'ni Alloh aytayapti Qur'onda, e'tibor bering. Biz qaysi bir oyatni mansub qilsak, hukmini bekor qilsak yoki uni unuttirsak, undan yaxshirog'ini yoxud unga o'xshashini keltiramiz deb mana sura Baqarada faqat qilyapti. Shuning uchun Qur'oni Karimda nasih ayetler var, mansih ayetler var. Okuluşu okuluradı, lakin hükümleri becerilmeyilir. Kaysıdır bir ayet, kaysıdır bir ayetli hükmünü mansih ediyor. Bana ki iyi günümelerimizde bu arada tuhtalı otamız. Bugün bana bir misal kılaydıken olsak, bana şu mansih kılıcı içimlik hamur. Bir tane ki haram kılındı, degan buyruq kelmadi. Sekin-sekin kelib, bosqichma-bosqich, bosqichma-bosqich kelib oxirida bu harom dedi Alloh taolo.